Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet, bugün vatandaşlarımıza sizce ülkemizde demokrasi var mı diye soracağız. Hep birlikte iyi seyirler. Sizce ülkemizde demokrasi var mı? Pek değil. Neden? Çünkü herkes rahat rahat konuşup rahat rahat hareket edemiyor. Ondan dolayı. Pekala. Var. Nasıl anlarız olduğunu? Her şey işte... Her şey göründüğü gibi. Kimseye sen niye oradan gidiyorsun, buradan geliyorsun demiyorlar. Ama bazılarına göre yok, ayrı konu. Neden yok bazılarına göre? Bazılarına göre şimdi onlar diyor ki hep benim dediğim olsun. Olmuyor. Sınırsız özgürlük yoktur. Özgürlüğün de bir sınırı vardır. Anlaşıldı mı? Tamam. Pekala, çok sağ ol. Başka bir şey soracak mısın? Yok, teşekkür ederim. Tamam. Kolay gelsin. Takipçinim. Eyvallah, Allah razı olsun. Beğeniyor musun yayınlarımı? Beğeniyorum valla. Eyvallah, Allah razı olsun. Sizce ülkemizde özgürlük var mı, demokrasi var mı? Var, fazlasıyla var hem de. Neden böyle düşünüyorsun? Yani açın bir Twitter'ı okuyun. Daha böyle 5 dakika önce Twitter'a girdim. Twitter'da şunu gördüm. Bu ikizler var. Görmüşsünüzdür belki, siyah evet. İkizleri. Erdoğan'ın yanına gidiyor. Bir yorumları okuyun. Ülkemizdeki demokrasinin fazlalığını görün, öyle diyeyim. Pekala, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sizce ülkemizde özgürlük var mı? Her şimdi fazlasıyla artık. İpini ucunda kaçırdılar yani. Yok diyenler var. Yani kardeşim, hani ahlak sıfır değil. Her şey, her şey yapıyor. Kimine özgürlükler de yok yani. Hangi kanaldasın? Kanal Türkiye. Var mı sıkıntılarını? Her şey herkes istediğini yapıyor. Ben göremiyorum kısıtlamayı. Herkes... Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a diktatör diyenler var. Ya doğru konuşuyorum. Bana da öyle diyorlar. Benim karakterim de öyle, bana da öyle diyorlar. Doğru insanı sevmiyorlar. Ben parti olarak değil, karakter olarak seviyorum. Teşekkür ederim vazifeleriniz. Pekala. Ben... Şimdi öyle yapıyorsunuz ama yanlış kelimede cezaevindeyiz. Yok canım. Niye? Yani. Demokrasi yok mu ülkemizde? Yani demokrasi kişiye göre var. Kişiye göre var. Nasıl yani? Bir soralım bunu. Yani... Bir soralım. Nasıl yani kişiye göre derken? Adamına göre demokrasi var. Adamına göre, ama bizi daha önce eleştiren de oldu, muhalefetten olanlar da oldu, konuştu, cezaevine atılan olmadı henüz. Atarlar. Belirli bir kısım için evet. Belirli bir kısım için evet. E diğer kısım? Ya bu zenginle fakir kısmı bence yani. Zengin olana evet, fakir olana hayır mı? Yani en azından ben öyle görüyorum. Bazı haberler izliyoruz. Taraflı tarafsız haberler. Yani her şey ortada aslında yani. Nüfusunuz varsa belirli bir kısım için adalet yüksek oluyor. Yoksa ya ben iktidarı kötülediğim anlamına gelmesin veya muhalefetçi olduğum anlamı gelmesin. Ben tarafsız bir yorum yapıyorum. Bence bu ülkede değil, dünyada param varsa adalet bir cebinde durur, her zaman durur. Ben ona inanıyorum yani. Pekala. Ama şunu da söyleyeyim. Parasızın hakkını, adaletini de devlet sağlamalı. Zaten adalet herkes içindir. Diyorlar ya, mülkün temeli. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Evet. Eyvallah. Yani devlet burada hakem. Eskiler ne der? Hakemlik yapın der. Büyüklük yapın. Burada devlet en büyük olması lazım. Adalet bu nebze de görülmesi lazım. İnşallah gideriz yani. Pekala. Zaten sonumuz arkası zaten de. Orada adaletin en büyüğü var. Burada onda biri olsa bence herkes mutlu olur yani. Bu röportajı da yapmak durumunda kalmazdık. Eyvallah. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Şunu da söyleyelim. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer'in sözü arkadaşlar. Lütfen. Lafları çarpıtıp başkalarının altına yazmayın. Başka görsellerin altında bulundurmayın. Başkalarının sözü değil bu. Hazreti Ömer'in sözü. Çünkü adaletin İslam'daki ve dünyadaki en büyük temsilcisi Hazreti Ömer'dir. Devam edelim. Sence demokrasi var mı? Demokrasi var mı? Şu an var bence. Var. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir sistemde şu an var. Var. Peki yok diyenler neden diyor? Yok diyenler neden diyor? Yani bu kardeşlerimiz CHP'li kardeşler bence. Yani neden CHP'ye oy veriyorlar anlamıyorum, onu zaten bir düşünemiyorum. Eskiden CHP'nin yönettiği bir sistemde her şeyi yaşadık, gördük. Şu an Erdoğan'ın yönettiği bir sisteme bakıyoruz, AK Parti'nin. 20 senemde kazandığı bir sistem. Ahmet. Ahmet kaç yaşındasın? 18. Yaşadık gördük dedin ama... Ya ben yaşamadım ama yani tamam. Ailem anlatıyor. Ben hep duyuyorum, görüyorum da. Yani araştırdım, internet, baktın. Sistem, internet var, her şey var. Görüyoruz. Yani CHP'nin sistemi zamanında Gülsü de gördünüz. Yani her şey ortada. Yani Erdoğan geldi, neler yapıldı, neler oldu. Her şey ortada. Yani Erdoğan neyi yapamıyor, neyi beceremiyor ve geçen diktatör de... Diktatör değil mi?
yani diktatör mü sorusuna, yani diktatör yani ben yani yanlış bir şey yaptığı bir şey görmüyorum. Bakıyoruz, geçen Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasını gördüm. Yani Bahçeli'ye sesleniyor, Devlet Bahçeli'ye. Diyor ki, yani sen de kalk gör, yani Erdoğan'ı indirin diyor, bir şeyler diyor. Yani ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Kendisi geçen dememiş miydi? Geçen bir ara seçim, eskiden seçimi kaybettiğinde ben eğer Erdoğan'a karşı kaybedersen bırakacağım demiş. Niye bırakmadı? Yani baktığınızda öyle bir şey ki yani İmamoğlu'dunuz. Ne oldu İmamoğlu? İmamoğlu ne yaptı? 2 seneden beri başımıza öyle olması lazım. Her şey çok güzel olacak. Ben hiçbir şey güzel olduğunu görmüyorum. AK Parti ne yaptı? AK Parti ne yaptı? AK Parti ne yapmadı ki? Şu an tüm fakirler gülüyorsa AK Parti'nin sayesinde gülüyordur. Metrobüsü. Buradan böyle. Metrobüsü. Evet. AK Parti hiçbir şey yapmadı bana göre. Hiç. Ne yapmadı? Hiç. Anne sen CHP zamanında yaşadın gördün ya, değil mi? Şurada bir bayan var. Anamızı belledi be. Tamam da öyledir. Yani baktığım... Ne düşünüyorsun? Bak amca da böyle söyledi. Evet. Amca İmamoğlu geldi. İmamoğlu geldi. Bak kaç var oldu metro falan. İyi bakalım. Ha, kaç para oldu? 2.60'da 3.60 oldu. Yani bunları görmemiz lazım. Baktığımızda adalardaki şeyi unutmayalım. Partoncuları. Bunlar ne demeli? Yani her şeyi görürüz yani. Bir dahaki seçim İmamoğlu aday olsa kazanamayacak. Bak bundan her türlü eminim. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yok. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya yani bilmiyorum ya. Hani çok kötü durumdayız şu anda. Ne kötü? Ekonomi kötü. Zaten hani maddiyat kötü olduğu zaman hani maneviyat da kötü oluyor. Yani siyaset bitmiş durumda şu anda. Herkes yalancı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani filmler bile siyasetten daha gerçekçidir. Öyle yani. Peki bundan önce ekonomi nasıldı? Türkiye'nin ekonomisi AK Parti döneminden önce nasıldı? Önceden durum, de kötüydü. Durum nasıldı? Önceden de kötüydü. Kötüydü. Evet. Hem maddi açıdan kötüydü. Hem kim gelirse kötüydü. Başarılı olur. Efendim? Kim gelirse başarılı olur. Ya bu konuda fikrimi belirtmek istemiyorum. Var mı birisi aklınızda? Ya aslında tam emin değilim yani. Ben de emin değilim. Sonuçta başa geçmiş birisi değil. Ne olacağını da bilemiyoruz ama şunu biliyorum ki kim gelirse gelsin yine hep hani bu tarz olaylar olacak. Yani hep işte çalmalar çıkmalar hep oluyor. Çalmayı kim yaptı? Kim ne çaldı? Gördünüz mü? Görmedim ama biliyorum. Nereden o biliyorsunuz? O zaman da staj yaptım bir yerde. Devlet kurumunda mı yaptınız? Devlet kurumunda bir staj yaptım. Biliyorum yani. Devlette çalışan insanların çalmasından bahsediyorsunuz. Tabii. Ama devlet yetkililerinin çalmasından bahsetmiyorsunuz. Mesela siz devlette bir işe girdiniz ve siz çaldınız. Devlet mi çalmış oldu? Hükümet mi çalmış oldu? Tabii onun adına çalmış oluyor. Onun adına onun adına çalmış evet, oldu diyorsunuz yani, siz. Yani onun adını lekelemiş oluyor yani. Kendi adına çalsa da veya onların adına çalsa da lekelemiş yani şöyle diyeyim ben size. İslam var, Müslüman var. Evet. Müslüman hata yaptığı zaman siz İslam'ı mı suçlarsınız? Tabii onun gibi oluyor. Dışarıdan onun gibi gözüküyor ama. Dışarıdan onun gibi evet, gözüküyor diyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Dışarıdan ama asıl olana bakalım biz. Boş verelim dışarıyı, dedikoduyu, ağzı konuşmayı. Asıl olan nedir? Ya İnsanın tabii, çalması. Büyüğün, devlet büyüğünü çalmış olduğunu bilemezsin. Göremezsin. Onun içinde olan bilir. Ama direkt hükümeti bu ithamla, mesela sizin çalışmış olduğunuz kurumda Recep Tayyip Erdoğan acaba o kişinin çaldığını biliyor mu? Veya AK Partili vekiller, bakanlar biliyor mu o kurumda çalınan bir paranın olduğunu? Yani bilmiyorum. Belki de biliyorlardır. Bunu bilmiyorum. Belki de ama. Şimdi şöyle benim rahmetli anneannem şunu söylerdi. Köpeğin ağzında yoğurdu gördüğünüz zaman, yoğurdun bittiği zaman köpekten şüphelenme. Tabii ki ama ben burada şunu söylemiyorum. AK Parti çalıyor veya CHP çalıyor, o bu çalıyor. Kim çalıyor? Bunu söyleyemem ben size. Yani şimdi ama yani illaki oluyor. Hani bu tarz durumlar oluyor yani. Onlara geçiremez yani. Pekala, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Sizce demokrasi var mı? Bu ülkede mi? Evet. Yok. Neden? Demokrasi olsa neyine olacak? Nerede? Efendim? Demokrasi olsa nerede demokrasi? Gösterin bir. Nerede domatesi? Domates. He, domates. Bilmiyorum, domates mi bildiğimiz? Domates mi? Normal domatesten mi bahsediyorsun abi? Yok, demokrasi. Ha, demokrasi, pardon, özür dilerim.
Demokrasi neden olmadığını düşünüyorsunuz? Var mı? Yok mu? Yok. Neden yok? Abim bir kez demokrasi olsa bu dolar, euro bu kadar ateş pahası yükselmez. İnsanların ekmek alışı düşmez. Bir insana bir şey söyleyeyim, iyi düşünün. Geçen sene asgari ücrete zam yapılmıştı. 2300 olurken dolar ne kadardı? 5400. Aynen o civarlarda. Şimdi ne kadar? Ne bir kadar? Senede 8400. Asgari ücrete yılbaşından yeniden zam yapılacak. Ama ne kadar artmış bir senede? 300 lira değil mi? Bayağı artmış. Geçen sene aldığımız yağ ne kadardı bir yudum ya? Ne kadardı? 23-24'tü. Bu sene ne kadar? Ne kadar? 65-66 lira. Evet. Dolar, euro bu kadar uçarsa hükümet yani Erdoğan, yani Cumhurbaşkanımız yani Türkiye'yi koruyor. Avrupa'dan Türkiye'yi koruyor ama halkıyla uğraşmıyor. Neden? Neden? Yani hani aracılar kalkacaktı? Hani işçiler kalkacaktı abi? Kim gelirse başarılı olur. Yani kim gelirse başarılı olacak bir kişi şu an yani benim tek düşündüğüm yeni kurulacak parti var ya bence oğlu. Hangi olabilir parti? Deniz Baykal, Muharrem İnce hangi parti? Yok Deniz Baykal, Muharrem İnce değil. Hani yeni parti kurulacak hani şeyler vardı ya. Davutoğlu mu? He Davutoğlu falan hani işte. Gelecek Partisi. He Gelecek Partisi gelirse bir umut o olur. Halk ona gider. Neden? Hiç denenmemiş parti diye gidecek. Denenmemiş. Ahmet Davutoğlu gerçekten hiç denenmemiş bir insan. O denenmemiş bir olacak. Yani bir halk onu deneyecek. Tabii. Daha önce hiç başbakan olmadı. He, olmadığı için, iş olmadığı için denenmiş. Pekala. Adam neden böyle IMF'den aldı? Haksız yere atıldı. Ben onu düşünüyorum. Haksız yere atıldı. Pekala. Ahmet Davutoğlu IMF'den atıldı değil mi? Atıldı. Tabii. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Tamam. Sonra daha net bir şeyler konuşacağım ama. Sonra oturur şey içeriz. Otur konuşuruz. Olur, tamam. Olur. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Ararım. Sağ ol. Evet sevgili izleyenler, bitiriyor muyuz? Bitirdik mi? Evet. Yani ne diyeyim? Yani bazen bazı düşünceler, mesela şöyle diyeyim size sevgili izleyenler, benim bir arabam vardı. O Şimşek McQueen var mı? McQueen. Hani bir tane arabalar çizgi filmi. O araba benim. Ben ona biniyorum hafta sonları diye inandırmışım kendimi. Ama bindiğim araba 2000 model Renault. Yani ne diyeyim? Bazen insanların hani hayret ediyorum ya. Vaka hani gerçekten vaka. Ben artık eskiden diyorduk ki Mehmet abi biz işte YouTube kanalı kuracağız, algıları yıkacağız tamam güzel. Yapılan algıları bozacağız. Mehmet abi diyorduk biz hani ben bir işe girdim. Bir bayide çalışmıştım. Telekomünikasyon bayisinde. Hafta sonları falan akşamları çıkıyordum zar zor çekim yapıyordum YouTube'da ilk yayınlarımızda. Sonra işte geçim var tabii. Onu yapmamız lazım, çalışmamız lazım bir yerde. Sonra YouTube'da devam ettik çalışmaya sadece. Biz eskiden hani aldığımız maaşı falan ne kadar yetirebiliriz, ne yapabiliriz diye düşünürken artık şeyi değiştirdik. Nasıl insanlar var ya? Hani biz artık buraya geldik. Bıraktık şeyi, harbiden algı bozmaya çalışalım yani. Evet sevgili izleyenler. Tabii geçim yine uğraşılmazsa olmaz. Çalışmazsan kazanamazsın abi. Ben sokakta büyüdüm, sokak müzisyenliği yaptım, kemençe çaldım ya. Bana demeyin yani. Bana deyin ki kardeşim YouTube kapanıyor. İnşallah kapamaz hani buradan sonuç olarak insanlara sesleniyoruz. Biz bir şekilde evimizi geçindiriyoruz. Ama kapanıyor. İş bulana kadar sokağa çıkarım tekrar kemençe çalarım yani. Çıkın çalın. Az mücadele vermedik bizler de. Zabıtalarla sorunlar yaşamadık. Evet sevgili izleyenler. Gören de 70 yaşında zannedecek Gören Mehmet abi. Sevgili izleyenler. Kanal Türkiye'de bu programımızı tamamladık. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.